Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. To all the brothers and sisters, Alhamdulillah is a blessing from Allah to allow us to meet in this beautiful occasion. And I would like to share with you a very important subject about God and religion. God and religion. As a Muslim, we all must understand our religion first before we can talk to other people about Islam. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hamd ve sena ettikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam söyledikten sonra sizleri selamlıyorum. Ve sizlerle burada olmamı, mutluluğumu paylaşmamı yaptığını bildiriyor. Ve bugün sizlerle önemli bir konuyu işlemek istiyorum. O da kişi dinini önce bilmesi lazım ki İslam üzerine konuşabilsin. Eğer dini kendisi bilmiyorsa, İslam'ı tanımıyorsa bunu başkalarına anlatması da konuşması da yanlış olur. Öyleyse her Müslüman önce dinini bir öğrenecek. Dinimiz nedir? Number one, the word Islam. Allah said, "Inna dina inda Allah al-Islam." This religion, Islam, belong to Allah. Don't belong to me, to you, to the Arabs, to the Turks. Belong to Allah. And this religion is not only for one nation. Linnasi jami'an, for everybody. That is number one. We must believe that Islam is not for a particular race, but for every race and nation. The Chinese, the Indian, you know, the Arabs, the European. Islam is for everybody. The word ISLAM, I shall love all mankind. Değerli kardeşlerim, ilk bilmemiz gereken husus, İslam'ı bilmemiz gereken husus, İslam Allah'ın dinidir ve Allah'ındır, Allah'a aittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de inne dine indallahil İslam, Allah katında geçerli din İslam dinidir buyurmaktadır. Bununla anlıyoruz ki sadece tek sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Bu ne Arapların dinidir ne başkaların dinidir, bu bütün insanlığın dini oldu. Bu sadece bir millete gelmemiş, herkes içindir. Çinliler için, Hindiler için, Araplar için, Avrupalılar için, herkes için gelmiştir. Öyleyse İslam kelimesinde İngilizce biz bir söz söylüyorsun. İşte diyor İslam ona prevedi. İslam. I shall love all mankind. ISLAM. I shall. Love. All mankind. İslam'ı İngilizce biz tercüme ettiğimiz zaman İSLAM bir cümle çıkıyor. Diyoruz ki ben
bütün insanlığı seveceğim. Çünkü bu din Allah'ındır. Allah Azze ve Celle bizleri yaratmıştır. Ve başta her şeyi seveceğimizi söylüyoruz. One, three ayet is important for all Muslim to understand. The first ayah, Allah talk about we. Allah talk about we. Who are we? Allah said, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah is telling us that He have honored the children of Adam. All of us are from Adam and Eve. We are like one big family. And He have provided for us transportation on land and on sea. And He provide us all the rizq. And He said, among all the creation, human, jinn, angels, the sky, the earth, human is the best creation of Allah. Ve değerli kardeşlerim, size üç tane önemli ayet anlatacağım. Birinci ayet, Allah Azze ve Celle bizlerin kim olduğunu bize açıklıyor. Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey Adem oğulları, yani bizlere insan olduğumuzu, Adem'den geldiğimizi bildiriyor ve diyor ki, muhakkak ben sizlere çok keremde bulundum, bağışlarda bulundum. Bunlardan bazılarını da hemen ayetin içinde bizlere sayıyor. Sizleri hem karada hem de su üstünde tutuyorum. Yani bizler hem karada yürüyebiliyoruz, gidebiliyoruz, hem de aynı zamanda deniz üstünde de insanlık gemilerle dolaşabiliyor. Ve yine sizlere rızıkı veren de yine ben olduğunu, Allah Azze ve Celle olduğunu bizlere bildiriyor. Ve bizleri çoklarından, diğer yarattıklardan üstün yarattığını, hatta yeryüzündeki en hayırlı yaratık insan olduğunu bildirmektedir. The second ayah, Allah said, Ya eyyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu. A very important point. Lita'arafu. And then Allah said, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha kabirun, yeah, alim. Alimun kabir. Inna allaha alimun kabir. Now Allah is telling us that we must believe that all of us are from Adam and Eve, big family. Then Allah make us into nation. I, your brother in Islam, I was born in the Chinese family. Allah make me a Chinese. I didn't choose to be a Chinese. Allah make you a Turkish. You didn't choose to be a Turkish. Allah make another body a Hindu, a Jew. Who created them? Allah created everybody. Now He wants us to understand. We are different, but we all came from Adam and Eve. And then Allah said, why He created us different? Chinese, African, Arab, non-Arab. Why? لِتَعَرَفُ. So that we get to know each other. Know your race, your culture, your religion, anything you must know, your language if possible. It's important to get to know each other. The best among us, Allah said, is not because of your color, your name, your race, but because of taqwa, your iman. That different all of us. And that made everybody together. If you are Muslim, whether you are black, white, whether you are Arab, non-Arab, we are all ikhwan, like one family. So the best among us is because of our iman, not because our name, our race, our color. Değerli kardeşlerim, ikinci ayet kim olduğumuzu anlamamız için Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, ey insanlar, ben sizi bir erkek ve kadından yarattım. Yani Adem ve Havva aleyhisselamdan yarattım. Ve sonra sizleri kabilelere ayırdım. Birbirinizi tanımanız için. Burada lite'arafu,
birbirinizi tanımanız çok önemlidir değerli kardeşlerim. Dedikten sonra da Allah katında en üstününüz, en hayırlınız ise takva sahibidir ve muhakkak Allah Azze ve Celle en iyi bilendir, en iyi haberdar durumunuzdan olandır. Değerli kardeşlerim, öyleyse insanlık Adem ve Havva'dan başlamıştır ve büyük bir ailedir ve bu aile farklı kabileler haline dönüşmüştür. Kimi Çin, kimi Türk, kimi Arap, kimi Hindistanlı farklı ırklardan oluşmaktadır. Ve buradaki seçme hakkımız bizim yoktu. Kimse ben Çin olmak istiyorum, sizler Türk olmak istiyorsunuz diye bir seçme hakkınız yoktu. Ama Allah Azze ve Celle o yüzden ayetin hemen ardından birbirinize tanışasınız. Yani birbirimizin kültürünü, hatta dillerini öğrenesiniz. Her şehir, herkes, her şehir diğer ırkları, kabileleri, milletleri tanıması için şey yapmasıdır. Ve bunu da açıkladıktan sonra bil ki diyor, rengin, gelmiş olduğun kültür, gelmiş olduğun hangi makam olursa olsun Allah katında onun bir kıymeti yok. Sadece kıymet Allah'ın yanında kişinin takvalı olmasıdır. Yani siyah Müslüman da olsa, beyaz Müslüman da olsa, Arap Müslüman da olsa Allah katındaki kişinin değeri sadece dindarlığı üzere ölçülecektir. Ne kadar Allah'tan sakınıyorsa, ona göre yaşıyorsa o kadar da Allah katında üstündür. Then the last ayah that I want to quote. Among all the people from Adam to Noah to Abraham to Moses to Jesus, Allah never give a title to the ummah. What title? Allah said, kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Linnas. Allah said, you, the ummah of Muhammad, all of us, not the ummah of Moses, not Jesus, not Abraham, not Noah, but ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. We are the best group of people. Why? We are the best for mankind, not for our race. For everybody. Because we have a mission. We have one main duty. That is to call people back to Allah. Da'wah. To tawheed. And also remind them about the munkar, the shirk, dalal, all the bid'ah, all the haram. It is our duty to spread the word of Allah, to share with everybody. So because of this, we become the best ummah. We must do da'wah. Without da'wah, you cannot be the best. Ve üçüncü ayeti kerime ise kim olduğumuzu anlamanız için Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki sizler ümmetlerin içindeki en hayırlı ümmetsiniz. Yani geçmişte o kadar ümmetler getirmiş. Hazreti Adem'in, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa'nın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bizden önce geldiği halde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sizler bütün toplulukların içindeki en üstün topluluksunuz. Niçin? Çünkü bizim sayımız mı çok, ırkımızdan dolayı mı, nedendir? Allah Azze ve Celle bunu hemen ayeti keriminin devamında bildirmektedir. Çünkü sizler iyiliği emredersiniz, kötülüğü yasaklarsınız ve Allah Azze ve Celle'ye iman edersiniz. Öyleyse değerli kardeşlerim, bizler en üstün topluluk olmamızın sebebi, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti diğer ümmetlerden üstün olmasının sebebi, onlar sürekli ve devamlı Allah'a iman ederler, ona ortak koşmazlar, Allah Azze ve Celle'nin iyiliklerini emrederler ve yasaklanmış olduğu şeyleri de yasak tutarlar. Öyleyse bizim üstün olmamızın sebebi, Allah bizlere büyük bir sorumluluk vermiş, bir misyon vermiş. Bu misyonu bizler en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Peki size soruyorum, bu misyon nedir? Allah Azze ve Celle bizlere vermiş olduğu misyon nedir?
O misyonla biz diğer ümmetlerden üstün oluyoruz. O da değerli kardeşlerim, Allah'ın dinine insanları davet etmek, tevhide davet etmek ve tevhidi bozan ve yok eden unsurlardan da sakınmak ve uzak kalmaktır. O da nedir? İşte şirktir, hurafelerdir. Allah'ın dininde olmayan, uydurulmuş olan şeyleri din diye insanlara ne yapmak, anlatmamak ve bunu insanlardan arındırmak, bidatlerden uzak durmaz. Öyleyse bunu herkesle paylaşmamızı Allah istiyor. Eğer biz üstün olmak istiyorsak, bu vermiş olduğu misyonu eğer bütün milletlerle paylaşıyorsanız ve aktarıyorsanız, davet ediyorsanız, tevhide çağırıyorsanız, şirkten insanları uyarıyorsanız, o zaman sizler kim olduğunuzu anlamış olursunuz ve böylelikle de en üstün topluluğa bağlı olduğunuzu da anlamış oluyorsunuz. We know our Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. The early prophets was sent to a nation, a qawm. Like Allah said, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ إِيسَى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. All these prophets was sent to a particular race and nation. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Our Allah is not a Rabb to a nation. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah is for everybody. Quran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, for everybody, not only for Muslim. If the Muslim say this is my book, you not yet Muslim cannot read, it's wrong. Halal haram, Allah say يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Halal for everybody, not only for Muslim. This spirit is important for us to understand. Like how our Prophet convey Islam. He became a Muslim, Allah give him wahyu. He called his wife Khadijah. He called his cousin Ali. He called his best friend Abu Bakr. In 23 years, the whole Mecca become Muslim. From mushrik, shirik, become Darut Tawheed. For 23 years. Değerli kardeşlerim, baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle buyurur ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Musa kavmine dedi. Yani anlıyoruz ki sadece kendi topluluğuna gönderilmiş. Veyahut da İsa aleyhisselam hakkında İşte Beni İsrail'e şunu şunu söyledi diye ayetler gelmektedir. Ama Peygamberim aleyhissalatü vesselamın özelliğine baktığımızda Allah azze ve celle diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bizler seni ancak alemlere, yani bütün alemlere, bütün insanlığa ne yaptık? Bir rahmet olarak gönderdik. Çünkü bizim Rabbimiz sadece bir topluluğun Rabbi değil, bütün insanlığın, her şeyin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden ona Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd ancak alemlerin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanların kitabı değildir. Bütün insanlığın kitabıdır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de işte Kur'an-ı Kerim Ramazan gecesinde, Kadir gecesinde indiğini bizlere bildirmektedir. Ve o da bütün insanlık için bir rehber olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bizlere açıklıyor, hidayet yolu olduğunu bizlere açıklıyor. Öyleyse diyemeyiz bu bizim kitaptır, başkası okuyamaz. Tam tersine herkes okuması gerekir Kur'an-ı Kerim'i ve herkes o kitabı kendine rehber edinmesi lazım. Yine helal harama baksak, bu helal haramlar sadece Müslümanlarla sınırlanmamıştır. Allah Azze ve Celle helalları, haramları sadece Müslümanlarla sınırlamamış. Tam tersine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ey insanlar, sizlere helal kıldığımız şeyleri alınız yiyiniz, ama demiyor sadece ey Müslümanlar sizler helalları yiyeceksiniz. Öyleyse değerli kardeşlerimiz, baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselama nasıl olduğunu
Ve bizler nasıl onun gibi olmamızı öğrenmek istiyorsak, ilk günden son gününe kadar dinine, Allah'a olan bağlılığını ve çalışmasını iyi anlamamız lazım. İlk gün vahiy geldiğinde bunu hemen eşiyle Hatice radıyallahu anh'a ile paylaştı. Yeğen, amca oğlu olan Ali radıyallahu anh'a ile paylaştı. En yakın olan arkadaşı Ebu Bekir Sıddık'la paylaştı. Ve böylelikle 23 sene içinde şirke dönüşmüş olan bir diyarı, Kabe-i Mekke'deki bulunan yeri, 23 sene sonra peygamberliği tamamladığı zaman tüm Mekke halkı tevhid ehline, tevhid yurduna dönmüş oluyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, bunu idrak etmemiz lazım, bunu doğru anlamamız lazım ki bizler de çalışırken bu sonuçlara, doğru sonuçlara gelebilelim diye. When we look into the history, if Prophet Muhammad 23 years da'wah, whole Makkah from Mushrikeen to Muslimin, all our Muslim brother who are here, we are Muslim for 40 years, maybe 50 years. Have we called one not yet Muslim to Islam? We have friends, neighbors who are not yet Muslims, businessmen. Have you called them to Islam? We must ask ourselves, what went wrong with us? This religion, Islam, belong to Allah. You have Islam, it's a ni'mah. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ni'mah, you must share. You cannot keep to yourself. You must talk about Islam wherever you go. So people will know about Islam. They become Muslim, they become our brother. No more enemy. But today, Muslim have failed. We have no da'wah. Maybe because we don't understand Islam is a deen of da'wah. Not just a belief, but it's more than that. It's a way of life that we must share with everybody. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ni'mat, share with people. Don't keep to yourself. If you don't do that, you have failed Allah. And you have failed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, "Balighu anni walau ayah." One ayah, you know, you must talk to the people. Tell your friend. Tell them what is Islam. Who is Allah? Who is Muhammad? So that they will become Muslim. Değerli kardeşlerim, tarihi iyi araştırdığımız zaman, Peygamber aleyhissalatü vesselamın siresini, hayatını araştırdığımız zaman görüyoruz ki 23 senede insanları, çevresindeki insanları hepsini tevhide davet etmiş ve tüm topluluk İslam'a girmiş. 23 senede, sadece 23 sene peygamber olarak yaşadı ve vefat etti ve komple Arap Yarımadası İslam'a davet etti. Şimdi size soruyorum, içimizde 40 senedir veya 30 senedir, 50 senedir Müslüman olarak yaşayan arkadaşlarımız bulunuyor. Kaç kez bir gayrimüslime İslamiyet'i tanıttı, onu İslamiyet'e davet etti, ona İslam'ı anlattı. İşte olsun, seyahatte olsun, efendim iş arkadaşlarında olsun, komşusunda olsun, bunları kaç defa yaptı? Arkadaşlar, sizlere ne oldu? Sizler bu ümmetin az evvel 3 ayetini anlayan insanlar değil misiniz? Bu vasıflara sahip olmak isteyen veyahut da bu vasıflara sahip olduğunu söyleyen insanlar değil misiniz? Öyleyse değerli kardeşlerim, bilin ki şu anda tutmuş olduğunuz, yaşamış olduğunuz din bir nimettir. En büyük nimettir, en kutsal nimettir ve tek kalıcı nimettir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, öyleyse o nimetleri anlat. Kime anlattın? Kime bu nimetleri anlatıyorsun? En kutsal, en değerli kıymet İslam dinidir. Bunu kime anlattın? Eğer bugün insanları anlatmadıysak ve onlar da bize düşman olup musallat oluyorsa, burada bizim eksikliğimiz var. Onları eğer bizim din kardeşimiz olsaydı bizlere musallat olmayacaklardı.
Öyleyse değerli kardeşlerim, İslam'ı sadece yaşamakla sınırlamayalım. İslam'ı hem yaşayacağız hem de onun daha büyük görevi olduğunu, yani onu davet etmemizi bilmemiz lazım. Çünkü başta ne dedik? İslam paylaşmak dedik. İslam'ı insanlarla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse ayette yine tekrar ediyorum, Rabbinin sana vermiş olduğu nimetleri anlat diyor. Ve en büyük nimet de İslam nimetidir. Ve kim de saklıyorsa bu nimeti, devam anlatmıyorsa, utanıyorsa, çekiniyorsa, açık bir şekilde çevresine İslam'ı en güzel bir şekilde anlatmıyorsa, bilsin ki Allah'a ve peygambere ihanet ediyor. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, benden bir ayet de işitmişseniz onu devam anlatın, saklamayın emrediyor. Öyleyse nasıl olur? Sen o kadar ayetler duymuşsun, hadisler biliyorsun ve bunları insanlardan gizliyorsun ve saklıyorsun. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'ı kimdir, peygamberi kimdir, Müslümanlık nasıl oluyor, bunları öğrenmemiz lazım. Bu değerleri anlarsak o zaman bu dinin ne kadar yüce olduğunu ve bu dini insanlarla paylaşmamız gerektiğini de daha iyi anlamış olacağız. Now I'd like to share with you so that we don't misunderstood our religion. I'm talking to all of you today. This is not da'wah. This is no da'wah. Da'wah means to call people who are not yet Muslim to Islam. If I'm talking to people who are not Muslim, then this is da'wah. When I'm talking to Muslim, this is nasiha. Ad-dinun nasiha. Talking to Muslim is islah. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Talking to Muslim is zikir. Fazakir fa inna zikra tanfa'al mu'minin. The real da'wah, the word da'wah means when I am talking, you are talking to a not yet Muslim about Islam. That is called da'wah. Today, the Christian do a lot of da'wah. They call a lot of people to Christianity. We Muslim busy talking about Islam among ourselves and we fail to do da'wah. And that's why the ummah is getting lesser and lesser. Değerli kardeşlerim, sizinle bir husus daha paylaşmak istiyorum. O da davet kelimesi çoğu yerde yanlış anlaşılıyor. Mesela şu anda bu seminerde yaptığımız bir davet değildir. Çünkü davet dediğimiz başka dinden olan insanı İslamiyet'e çağırmaktır. Onunla konuşmaktır. Ama Müslümana davet yapılmaz. Müslümana nasihat yapılır. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki muhakkak yalnız müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerin arasını ıslah edin. Müminleri biz hatırlatırız, ikaz ederiz ve ona nasihatte bulunuruz. Ama bugün maalesef insanlar, Müslümanlar gayrimüslimlere davet yapmayı, diğer milletlere, diğer inançları İslam dinine davet etmeyi terk etmişler ve kendileriyle meşgul olmuşlar veyahut da tamamen bırakmışlar. Ama maalesef günümüzde görmekteyiz ki Hristiyan misyonerler mesela gece gündüz dünyanın her yerinde kendilerinden olmayan insanlara, milletlere, inanç gruplarına giderekten onları kendi inançlarına davet ediyorlar. Biz Müslümanlar ise bu konuda maalesef bu asırda çok gerilerde kaldık. Now I just go to this mukaddima. It's very important for Muslim to understand the difference between God and religion. Without having this understanding, we cannot convey the message of Islam to other people. People who are not yet Muslim, the communists, the socialists, the free thinker, the atheists, Chinese, Indian, every people that I have met, I travel around the globe,
I talk to them. I say, do you believe in God? They say, no problem. No problem. Everybody believe in God. So when we say, can you accept religion? Big problem. Why, when you talk about God, there is no problem? When you talk about religion, it's a big problem. Şimdi değerli kardeşlerim, duvarda da gördüğünüz gibi konumuza giriş yapıyorum. Bu üç ayeti anladıktan sonra ve görevimiz ne olduğunu anladıktan sonra iyi bilmemiz gerekir ki davet yaparken, başkasıyla konuşurken, İslam'ı ona takdim ederken, sunarken işte bir sosyalist olsun, hatta komünist olsun, işte hür düşünceli filozof gibi insanlarla konuştuğumuzda, Çinliler olsun, Hindistanlılar olsun, bunlarla konuşurken görüyoruz ki onlar Allah ve Tanrı'yı ve dini arasındaki farkı anlayamamışlar. Ve hep ters anlıyorlar. Mesela ben zatım dünyayı çok dolaşıyorum. Her yerde, farklı yerlerde gayrimüslimlerle konuşmalarımız oluyor, tartışmalarımız oluyor. Onları İslam dinine davet ediyorum. İlk sorduğum soru, Allah'a inanıyor musun? Ve bana verdikleri cevap her zaman, Allah'a inancımda bir sıkıntı yok, problem yok diyorlar. Ama ne zaman ona dediğim zaman, gel o zaman şu dine gir, İslam'a gir dediğimde, madem Allah inancın var, o zaman gel bu dine bağlı ol dediğimde, diyorlar ki hayır, bu büyük bir problemdir, big problem, kabul etmiyorlar. Neden? Arasındaki fark nedir? Allah'a inanan niçin dine girmek istemiyor, niçin dini yaşamak istemiyor? Bunu anlamamız lazım, farkını anlamamız lazım. Next. Where is the translation? Okay. This side? Okay. Next, okay. Okay. One, it's now my hand. What? It's a different here. Uh-huh. All pictures. Never mind. Put the pictures up. Okay, one by one. Okay. Yeah. Now, when we talk about God, Allah said in the Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard fayakuluna Allah." If you ask anybody who created the sky and the earth, they said Allah. No problem. Tauhid rububiyah, no problem. But when you come to uluhiyah, you have problem. The religion. What is religion? Religion means a divine way of life, the do and don't. The word din, translate into English religion, meaning the do and the don't, halal and haram. But Islamic do and don't, din, from Allah, divine. Other religion is man-made law, divine law and man-made law. There are two different. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, sen onlara sorsan, yeri göğü kim yarattı? Diyecekler ki Allah Azze ve Celle. Demek ki kime sorsan genel olarak insanların da tevhidi rububiyeti, yani Allah Azze ve Celle yaratıcı olduğunu, her şeyin sahibi olduğu, yönetici olduğunu, yönettiğini kabul ediyorlar. Öyleyse dine gir ve Allah için yaşa. Dine gir ne demek? Bunu anlamamız lazım. Yani din nedir? Bir şeyleri yapmak, bir şeyleri yapmamaktır. Biz bir şeyleri yaparken Allah'ın bize emir etmiş olduğu şeyleri yapıyoruz ve yasak etmiş olduğu şeyleri yapmıyoruz.
Öyleyse birileri eğer bir şeyler yapıyorsa bu bir dindir. Bir şeylerden de uzak kalıyorsa dindir. Ama arasındaki fark nedir? Bizler bir şey yaparken Müslümanlar olarak ve bir şeyleri terk ettiğimiz zaman bunu Allah'a göre ayarlıyoruz ve Allah'ın demiş olduğu şekilde yapıyoruz. Diğer insanlar ise isteklerine göre, diğer insanların düşüncelerine göre bir şeyleri yapıyorlar ve bir şeyleri terk ediyorlar. Now, one we understand the main difference, then is now to ask us, if you have been a Muslim for 30 years or 40 years, have you invited one of your friends who are not yet Muslim to Islam? We must ask ourselves. Why we have to ask ourselves? Because Allah will ask us in the Day of Judgment. Allah said, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah have given us this ni'mat Islam. Do you share with other people or you keep it to yourself? And Allah subhanahu wa ta'ala want us to save other people. But to do that, if you don't have feeling, you don't feel for other people, the not yet Muslim, you cannot do da'wah. When you feel for them, like they are part of your family, then only you can do da'wah. Alhamdulillah, since I became a Muslim for more than 40 years already, we have managed to call thousands of people to Islam. Just one person I can do. If every one of us do that, mashallah. And Allah promised us through the saying of Prophet Muhammad, فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَحِيدًا قَيْرُ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ نِعَمْ قَيْرُ لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Big reward for all of us as long as we do da'wah. And the best da'wah is not a good talker like me, but be a good example. Be a good example. Show the people that you love them, you care for them, you like to share with them. After you do da'wah, you must make du'a. Because hidayah comes from Allah, not from me, not from you. So we must ask ourselves today, have we fulfilled our duty as Ummat Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, khayra umma? Değerli kardeşlerim, dedik ya bu dinler arasındaki farkı ancak insan konuşarak, davet ederekten insanlara izah edebilir. Az evvel de söyledim, 30 senedir içimizde Müslüman olanımız var. 40 yıldır Müslüman olanımız var. Belki de 50 senedir Müslüman olanımız var. Ama bir kere insanları İslam'a davet etti mi? Kaç kişi İslam'a tanıştırdı ve kaç kişi için İslam'a girmeleri için bir çaba gösterdi? İnan edin, Allah Azze ve Celle size bunu soracak. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bizler sizleri bu sebepten dolayı orta ümmet yaptık ve elçi sizlerin üzerinize ahiret günü şahitlik yapacak. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizlere soracak, sana vermiş olduğum bu güzeli dini paylaştın mı yoksa kendine mi sakladın? Bunu insanlara götürdün mü? İnsanlara bunu götürülmesi için ne kadar dert edindin? Ne kadar bunun için bir çaba sağladın ve insanların daveti kabul etmesi için ne yaptın? Ben kendimden örnek vermek istiyorum, övmek için değil. 40 yıldır ben Müslümanım. Çin inancından Müslüman inancına, İslamiyet'e girdim. Ve bu 40 sene içinde Allah'ın başarısıyla, yardımıyla binlerce, yüz binlerce insanın İslam'a girmesine sebep oldum. Ben bu ümmetin içinde %1 bile değilim. Eğer her Müslüman bizler gibi bu hissi ve bu derdi taşımış olsaydı, belki insanlık hepsi şimdi Müslüman olacaktı. Unutmayın, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ve bu da en büyük bir müjdedir,
Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insanın dine girmesine sebep olursan bu kızıl develere sahip olmaktan daha üstündür. Kızıl develer o zaman en kıymetli eşyalardan, varlıklardan olan bir şeymiş, develermiş, hayvan türüymüş. Ve başka bir rivayette ise bir kişinin İslam'a girmesine sebep olmuşsan dünya ve içindeki nimetlerden daha hayırlıdır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Öyleyse sadece güzel konuşmak yetmiyor. Sadece insanlarla güzel konuşmak yetmiyor. Bunun yanında güzel örnek olmamız lazım. Davranışlarımız da insanları davet edici olması lazım. Ve insanlara onlarla bir şeyler paylaşmak istediğimizi güzel bir şekilde aktarmamız lazım. Aktarırken de her zaman bileceğiz ki hidayeti biz vermediğimizi, Allah Azze ve Celle'den hidayet geldiğini inanmamız lazım. Bu sebeple devamlı ona yönelip dua edip o Allah Azze ve Celle bu insanlara davet etmiş olduğumuz, çağırmış olduğumuz insanları da dine getirmesini, İslam'a hidayetlendirmesini istememiz lazım. Öyleyse değerli kardeşlerim o zaman hayırlı topluluk oluyorsun. Eğer bunu yapmıyorsan, bunun dışındaki işlerle uğraşıyorsan bil ki sen o hayırlı topluluğundan ne kadar his almışsın, ne kadar pay almışsın. Bunu herkes kendisine cevaplandırsın. Şimdi diyor ki İslam'a giren on binlerce, yüz binleri İslam'a 40 yıl içinde davet etmiş olduğu milletleri saymak istiyor sizlere. Yeah, these are the people who have converted to Islam through our da'wah activities. Yani Çinli, the Chinese, Çinliler mesela çok Japanese, İslam'a girdi. Japonlar İslam'a giriyor. Indians, Hindistanlılar, Europeans, Avrupalılar, Russians, Rus milletinden. This is the country that we have traveled. Ve bu sayacağım ülkelerde devamlı gidip orada davet yapıyoruz. Yeah, the country that Japan, Korea, yani China, Japonya, India, Korea, China, Çin, Hindistan, Australia, Avustralya, New Zealand, Fiji, Fiji adaları, Tonga, Holland, Hollanda, Norway, Norveç, America, Canada, Amerika, Kanada, Oman, Dubai, Qatar, Saudi Arabia ve Suudi Arabistan'da, Oman'da, Dubai'de, Katar'da yaşayan gayrimüslimler işçilere de gidip davet yapıyoruz. Then every time we go to this country, alhamdulillah, there are people coming to Islam. Ve her gidişimizde o ülkelere o insanlar İslam'a giriyorlar. So it's important for all of us to do something. Öyleyse üzerimize düşen görev hepimiz bu çalışmayı yapmamız. We start from people who are close to us. Öyleyse davet yaparken ilk yapacağımız en yakınlarımızdan başlamamız lazım. Show them the goodness and the beauty of Islam. Ve akrabalarımıza da İslam'ı öğretirken onlara İslam'ın güzelliklerini anlatmadan başlayacağız. Show them that Islam is a very simple religion, a deen of Yusuf. İslam'ın kolay olduğunu, yaşanabilecek bir şey olduğunu, pratik edilebilecek bir din olduğunu anlatabiliriz, öğretebiliriz. And one of the important time for Muslims, yeah, to be a practicing Muslim, you start to offer salam when you see each other. Ve iyi bir Müslüman olmamız için ve diğer insanları etkileyebilmemiz için ilişkimizi başlarken güzel selam vermekle başlamamız lazım. Bu selamı hafife almamamız lazım. Bununla başlamamız lazım. And salam is not only to give to people you know. Bugün ama maalesef sadece tanımış kişilere hep selam veriyoruz. Tanımadığımızlara selam vermiyoruz. And male or female is the same. Ve bu da aynı ister kadın olsun, bacılar arasında olsun, erkekler arasında olsun aynı durum. Because my experience, sometimes when I give salam to some people, they look at me, they don't give salam. Because maybe they do not know who am I. I'm not their friend.
Pošto ponekad kada dam nekom selam, oni mene vraćaju selam, zato što mene poznaju. Bazen de öyle oluyor ki ben birilerine geçerken selam veriyorum ama kardeşler bana selam vermiyorlar. Vermemesinin sebebi beni tanımadığından dolayı. Bu da benim tuhafıma gidiyor. Neden bana selam geri vermiyor? Yeah. Olmaması lazım. Yeah. When I give the look, I look like Chinese. Oh, no. Ben selam aleyküm diyor, adam diyor bu Çinli benimle dalga mı geçiyor zannediyor. Maybe in Turkey, if the Turkish give salam, they give aleyküm salam. When I give salam. Yani bir Türk'e selam verse aleyküm selam hemen diyebilir ama bir yabancı diyeyim diye selam verdim adam tuhaf bakıyor. The Prophet sallallahu aleyhi ve sellem said, "La tadkhulun al-janna hatta tu'minu." Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sizler asla cennete girmeyeceksiniz ta ki iman etmediğiniz müddetçe. Only iman qualify you to go to Jannah. Öyleyse sadece bizi cennete girmemizi hak eden unsur neymiş bizdeki? İslam'mış. Not money. Para değilmiş. Parayla cennete girilmiyormuş. And then the Prophet said, la tu'minu hatta tahabbu. Ve sizler birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de iman etmiş olamazsınız. Now how do you love each other? Öyleyse ben nasıl şimdi birbirimizi seveceğiz? Nasıl olacak bu? Efsus selam beynakum. Öyleyse diyor aranızda selamı yaygınlaştırınız, sevgi de artar. And for the people who are not yet Muslim. Ve Müslüman olmayanlara ise always try to call them not yet Muslim. Don't say you kafir. Konuşurken onlarla da veyahut da onları çağırdığın zaman deme ey kafir diye seslenme ona. Even they are kafir. Ve gerçekte kafir de olsa ama ona öz isimle çağrılmaz. Because they don't know. Çünkü onlar bilmiyorlar. The real kafir. Gerçek kafir. Is a person who know what is Islam. O kişi ki İslam'ı çok iyi bilen. And he do not want to accept it. Ve onu kabul etmek istemiyor. But people who do not know, ama you, hayatında hiç duymamış İslam'ı, you cannot say he is a kafir yet. Hemen ona diyemeyiz sen kafirsin. Because Allah said, "Zalika bi annahum qawmun la ya'lamun." Çünkü Allah diyor ki onlar bilmeyen bir topluluktur, bilmiyorlar. So that is how you got to have your relationship with your friend, your neighbor, so that you can get closer to them. Because when you say they are kafir, you are their enemy. You cannot get close to them. You must make them feel close to you and invite them back to Allah. Öyleyse nasıl Müslüman kardeşlerimize selam vererekten kalplerini kazanıp ısındırıyorsak ve dostluk kuruluyorsa, iman bağını güçlendiriyorsak aramızda, öylelikle de gayrimüslimlerle de soğuk olmamamız lazım. Onlara da yumuşak konuşaraktan, güzel kelimeler seçerekten onları kendi tarafımıza kazanabiliriz, bize kulak vermelerine sebep sağlayabiliriz. Ama sert, katı olursak onlara karşı, o zaman onlar da bizden hakkı hiçbir zaman almayacaklar, öğrenmeyecekler. Lastly, da'wah is not only for an alim like Abu Anas or me, but everybody. Not only for men, but also for women. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر آية. Male and female have to carry out the same responsibility. That's how Islam was spread. And we hope one day Turkey, once upon a time, become a very powerful nation for the Muslim in the world. We hope that Allah will give back this izzah, yeah, to the Muslim in Turkey. And the only thing to do that, we must start to follow the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sözlerimi toparlayıp bitirmek istiyorum değerli kardeşlerim. İnsanları İslamiyet'e çağırmak, Müslümanlara veyahut da nasihatta vermek sadece alimler insanlara değil, sadece işte belirli hocalara bu görev düşmemiştir. Bu hepimiz için görevdir. Hatta bacılar içinde, kadınlar içinde aynı görev, sorumluluk olması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle biliyor ki mümin erkekler ve mümin kadınlar hepsi vazifelerinde ve özelliklerinde aynıdır. Ne yaparlar? Hepsi erkeği de olsun, kadın mümin de olsun. Onlar iyiliği emrederler ve kötülükten insanları alıkoyarlar, uzaklaştırırlar.
The last word I'd like to share with the Turkish Muslims. In our country, in Malaysia, there is an old saying. If Turkey fall, means kıyamet. Malezya'da bir atasözü var. Bunu da size paylaşıp sözlerimi bitirmek istiyorum. Ve bunu bütün Malezyalı Müslümanlar kendi aralarında büyükler olsun, gençler olsun hep konuşurlar. Çünkü Türkiye'nin konumu çok önemli. Türkiye'deki davet ve nasihatlaşmak Müslümanlar arasında çok değerli ve çok kıymetlidir. Çünkü Türkiye'nin ve Türk milletinin dine bağlılığı ve hizmeti tarihte çok büyüktür. Ve o tekrar o büyük makamına ve köküne dönebilmesi için bizler bu çalışmayı yapmamız lazım. Malezya'da bir atasözü var. Diyorlar ki eğer Türkiye'de İslam kaybolursa o zaman kıyamet kopacak diyorlar. Ben kıyamet izle. O zaman kıyamet gelmiştir. Means gone. İslam fail. Yani İslam artık olmayacak. Eğer Türkiye'de İslam yoksa dünyada İslam olmayacak diyorlar. Yani bu Malezya'daki büyüklerin atasözünün bir sözüdür. Ona göre sizi hatırlatıyorum. Üzerinizdeki olan sorumluluğunu iyi hatırlayın. Because the empire of Turkey represent Asia and Europe. Çünkü Türkiye'nin bulunmuş olduğu konum ve tarihteki olan değeri ve konumu hem Avrupa'yı hem de Asya'yı birleştiriyor. İki tarafın da dirseğidir. So may Allah give izzah back to the Muslim in Turkey. Ve ben Allah Azze ve Celle tek istediğim Türklere ve Türkiye'de yaşayan Müslümanlara o izzeti, şerefi tekrar nasip etsin. Amin, amin. Ve billahi tevfiqi ve ahire da'vana. Allah hepinizi başarılı kılsın. Allah razı olsun sizlerden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.